Sevgili Alaaddin Aktaş dostumu kutluyorum. Çok önemli bir tartışmayı başlatmış oldu. Yani fiyat değişim oranlarından giderek yani TÜİK o madde bazında bunları açıklasaydı ne olurdu gibi çok güzel bir çalışmaya imza attı. Ve böylece TÜİK'in rakamları ile piyasadaki rakamların karşılaştırılma olanağını kamuoyunun bilgisine sunmuş oldu. Önce kendisini kutluyoruz. Şimdi basın açıklamasına gelirsek burada gerçekten çok şaşırtıcı ifadeler var. Örnek, madde sepeti olduğu yerde duruyor, madde sepetini gizlemek kimsenin yetkisinde değil. Ya inanamadım bu açıklamayı gördüğümde. Kardeşim kimse gizlendi iddiasında değil zaten. Çünkü sepet web sayfasında var. Hangi gruplar, hangi maddeler. Sorun o değil ki. Sorun madde fiyatlarının yayınlanmaması. Yoksa problem buradan kaynaklandı. Ve zaten sevgili Alaaddin de yayınlanmadığı tarihten günümüze bunun hesabını yaptı. Dolayısıyla yani sanki böyle bir sepeti açıklayın gibi bir talep varmışçasına bir değerlendirme yapmak gerçekten ahlaki de değil, konuyu çarpıtmaktan başka bir şey değil. Yani madde fiyatlarının açıklanmaması bir mesele. Nitekim bu mahkemeye konu oldu, davaya konu oldu. Yani DİSK'in bu konuda itirazı oldu. Mahkeme de haklı buldu. Fakat çok ilginçtir. Şu gerekçeyi iyi hatırlıyorum. Canım siz CİMER'e başvurdunuz. İşte esas muhatabınız CİMER falan demeye başladı. Kardeşim esas bunun muhatabı TÜİK. Bunu açıklamak zorundasınız. Mahkeme kararına rağmen buna uymadınız. Gerçekten bu da düşündürücü bir durum. Onun dışında açıklamada ne tuhaflıklar var? Mesela şöyle bir şey söylüyor. Yine inanamadığım bir nokta. Geçmişte açıklanan madde fiyatlarının bir gösterge niteliği yoktu. Aman Allah'ım, bu ne demek ya? TÜİK gösterge niteliği yok idiyse neye dayanarak hesapladı enflasyonu? Hala ona göre hesaplıyor. Yani bize açıklanmayan maddelerin fiyatları elinde, onlar gösterge niteliğinde, oradan hareketle endeksin kendisini açıklıyor. Ama çok ilginçtir. Bunlar bir gösterge niteliği yoktu. Onun için bunları yayınlamıyoruz diyor. Başka bir gerekçe var. O da ilginç. Ekstra bir gün daha çalışma yapmak gerekiyor. Bu sebeple artık gösterge niteliği taşımayan bu fiyatları yayınlamıyoruz. Yani gösterge niteliği taşısa bile yayınlayamayız. Niye? Madde fiyatların açıklanması için ekstra bir gün. Neresinden tutsan elinde kalıyor. Canım bir gün gecikmeli açıkla. Yani biliyorsunuz işte her ayın üçü oluyor. İşte bazen cumartesi pazara rastlıyor. Beşine kalıyor. Yani ne var yani bir gün sonra açıkla. Hatta övünüyorsun Avrupa'nın en erken açıklayan kurumu biziz diyorsun. Canım yani birinciliği başkasına bırak sonra açıkla. Önemli olan doğru bilginin kitleye ulaşması, kamuoyunun bilgisine ulaşması. Bir diğer gerçekten şaşırtıcı şey işte efendim Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Kanada işte hepsini söylüyor. Bir tek diyor yayınlayan bizdik diyor. Hiçbirisi yayınlamıyordu diyor. Ya arkadaşım bu ülkelerde yıllık enflasyon tek haneli ya. Yani yayınlasan ne olur, yayınlamasan ne olur? Ya tartışma bile yaratmaz. Vay neydi acaba maddelerin fiyatları diyecek olan yok. Ama senin ülken öyle mi? Senin ülkende enflasyon çift haneli. Son derece yüksek değil mi? 75'ler, 80'ler düzeyinde. Ve sen bu maddelerin fiyatlarını açıklamasını vazgeçiyorsun. Olacak şey değil. Bir kere bu bir nasıl söyleyeyim? Kamuoyunda açıklanan verileri de bir nevi kontrol yani bu istatistiklere çok hakim olan bazı örgütlerin meslek örgütleri olabilir, sivil toplum örgütleri olabilir. Onların da bir nevi denetimine sunarak onların da bir değerlendirme yapması olanağı yaratıyordu. TÜİK bu madde bazında bunları açıklayarak. Yani siz de oturup buradan bir kontrol edebilirsiniz. TÜİK ne ölçüde doğru yapıyor ya da yapmıyor.
Bu olanağı elinden aldı. Bunun dışında şöyle bir ifade daha var, onu da değerlendirmek lazım. Diyor ki, şimdi mesela ortalama fiyatları alıyoruz diyor. Tamam, güzel, doğru. Yani öyle olması gerekiyor zaten. İşte domates dediğin zaman çeşitli yerlerde domates fiyatları var. Onların bir ortalamasını alıyorsun. İşte tavuk örneğini veriyor. İşte 30 yumurta kutu içerisinde olanlar var. En çok yaygın tüketimde o. O zaman gezen tavuk yumurtasının fiyatından düşük oluyor. Onu da anlıyoruz. İyi ama muayene ücreti 35 bin. Sevgili Alaaddin'in hesabına göre. Allah aşkına bana bir muayene ücretin 35 bin lira ortalama sını bir kanıtla bakayım. Hatta bunları açıkla hiç değilse. Bari örnek olarak, çünkü tartışma yaratan konulardan biri bu. Orada şöyle bir ifade var. İşte canım, kamu hastaneleri var, özel hastaneler var. Kamu hastanelerdeki ücretler daha çok yoğun. Çünkü esas insanlar ona gidiyor diye. İyi de bazı hastalar yine devlet tarafından oraya sevk edildiği de oluyor. Ve çok önemli bazı hastalıklarda özel sektöre gitme durumu oluyor. Bu şeyi etkilemeyecek mi fiyatları? Hani izah edilebilir mi gibi bir durum değil. Daha bunun gibi bir sürü kriterlerde gerçekten açıkladıkça daha da soru işaretlerini gündeme getirmiş oldu. Hatta Mahfi Eğilmez buna güzel bir şey yaptı. Hani konuşma artık. Konuştukça bir nevi batıyorsun anlamına gelen bir ifade kullandı. Yani daha fazla açıklama yapma, daha fazla konuşma. Çünkü TÜİK başkanları konuşmaz. İstatistikleri onun konuşma dilidir. Ama burada çok enteresan, devamlı bir savunma halinde yanlış üstüne yanlış yapılmakta. Ama çok ilginç, tüm bu yanlışları yaparken inanılmaz üstüne vazife olmayan bir bilgiyi de paylaştı. Çünkü TÜİK sadece verileri üretir. Yani mesela enflasyonun nedenleri üzerine bir araştırma onu çok yakından ilgilendirmiyor. O daha çok Merkez Bankası ve araştırmacıları ilgilendiriyor. Ama çok ilginç, burada da akademik çalışmaları gönderme yaparak, anladığım kadarıyla kendileri de bir çalışma yapmış olmalı ki onlara da bir gönderme yaparak şirket karlarının enflasyonu yukarıya taşıyan bir etkiye sahip olduğunu söylüyor. Fahiş kar oranları yüzünden fiyatlar olması gereken çok üstünde oluyor. Enflasyon onun için yüksek çıkıyor. Bu bir kere bağlı olduğu bakanla arasında çok ciddi bir tartışmaya neden olacak bir tespit. Çünkü Maliye Bakanı ısrarla ücretleri enflasyonun gerekçesi olarak gösteriyor. Özellikle asgari ücretlere sıfır zamın belki de en önemli gerekçesi buydu. Ama görüyoruz ki TÜİK Başkanı da bu görüşte. Zaten akademik çalışmalar da bu yönde. Meğersem kar itişli bir enflasyon var. Yani bu enflasyon hipotezini doğrulayan gelişmeler var. O zaman kardeşim, niye asgari ücrete sıfır zam yaptınız ya? Niye memurlara refah payı vermediniz? Ya da SSK ve Bağkur çalışanlarına. Çünkü eğer gerçekten enflasyona neden olan emekçiler olsaydı bu bir ölçüde haklı olabilirdi. Ama durum tam tersini gösteriyor. Yüksek karların enflasyona neden olduğu kanıtlanıyor. Bu durumda emekçiler de bu yükselen fiyatlar karşısında buna intibak etmek zorundalar. Zaten enflasyon farkı dikkate alınır ifadesi de buradan kaynaklanıyor o sözleşmeler. Aksi halde enflasyona neden olan bir faktör olsa böyle bir hesap yapılmaz. Tam tersine açıklanan enflasyona karşı kendini koruma refleksi gösteriyor. Top sözleşmeyi de bu amaçla yapıyor. Zaten formülasyon da bu amaçla düzenlenmiş bir formülasyon. Bütün bunlar TÜİK Başkanı'nın ne kadar yanlış tespitler içinde olduğunu gösteriyor. Ama bütün bu yanlışların arasında bir doğruyu da kamuoyuyla paylaşması siyasi olarak ciddi bir tartışma başlatacağı benziyor. Muhalefetin bunu çok iyi değerlendirmesi gerekir. Bu politikada ısrar edilmesinin nedeni çalışanlara düşük bir zam
verilmesini meşrulaştırmak. Başka hiçbir olay değil. Çünkü resmi olarak TÜİK enflasyona esas alındığı için biliyorsunuz Bağkur ve işçi emeklerin zamları geçmiş 6 aylık enflasyona göre, TÜİK'in enflasyona göre. Dolayısıyla orada düşük bir rakam açıklandığında milyonlarca insanın resmen cebinden parasını almış oluyorsunuz. Zam olarak alacağı parayı geri çekmiş oluyorsunuz. Bu olacak şey değil. Aynı şekilde memurlar enflasyon farkı alıyor. Hem memur hem de emekli memurlar enflasyon farkı alıyor. Bir de top sözleşme zammı buna ekleniyor. Siz enflasyonu düşük açıklayınca enflasyon farkı az oluyor. Dolayısıyla üzerine eklenen top sözleşme zammıyla birlikte ele geçen para düşük oluyor. Yani hem işçi emekli, işçi ve Bağkur emeklilerin cebinden para alıyorsunuz, hem de memur ve memur emeklilerin cebinden para alıyorsunuz. Yani onlara eksik ödemenin yolunu açmış oluyorsunuz. Bu gerçekten kabul edilebilecek bir durum değil. Kaldı ki geçtiğimiz günlerde belki medyaya da yansıdı. TÜİK, Yunanistan TÜİK'inin başkanı hapis cezası aldı. Zaten bunun biliyorsunuz cezası 1 yıldan 3 yıla kadar uzuyor. Komşumuz da bu cezayla muhatap oldu TÜİK başkanı. Artık darısı bizim başımıza diye.